kahve içebiliyorsun. İçelim dostum. Sen gel yeter. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. En son sen geldin. En son ben. Hoş geldin. Aynen, sen misafiri hazırlamıştın, ben üzerine geldim. Ne haber abi, nasıl gidiyor? İyi. Vallahi nasıl gitsin? Yayınlar, yayınlar böyle yani gidiyor. Kafa bu saat olduğu zaman böyle biraz benim şey yapmaya başlıyor, yorulmaya başlıyor. Çünkü sabah saat 6.30'da başlıyorum ben koşturmaya. Ve her şeyimi bitirdiğim zaman işte yayınları yüklediğim, yazılarını yazdığım, sağa sola atılacak mailler, izleyicilere verilecek cevaplar bittiğinde saat 1.30 oluyor. Ben 7 saat kesintisiz çalışıyorum. Ama o 7 saatin bitiminde artık omuzlarım öyle bir düşüyor ki bu saatler işte artık benim şey böyle sayfiye yerine gitmem gereken saatler. Aslında kafa gidiyor zaten. Yayılacağım zamanlar. Tabii, kafa gidiyor. Ya şimdi 35 yıllık arkadaşlığın, dostluğun hatırına özel sohbetimizi burada şöyle ifşa edebilirim. Edelim tabii. Yakın bir zaman önce Ünsal yayın mecranı değiştirdi, çeşitlendirdi bu Periskop'taki teknik sorunlardan dolayı. Periskop'tan bir anlamda hafif vazgeçip Facebook ve YouTube yayınlarını canlı yayın olarak, YouTube'da zaten vardı ama canlı yayınlarını buraya taşıdı. Bir gün sonra konuştuğumuzda aramızda şöyle bir şey oldu. Abi dedi, ben şimdi yayını yapıyorum Periskop'ta. Videoyu çekiyorum. Sonra bu çok güzel hikaye. YouTube'a yüklüyorum. Ben ona rahatlıkla anlatıyorum. 35 yıllık arkadaşım çünkü. YouTube'a yüklerken bu yarım saatte bir saat arasında bir zaman alıyor. O benim için iş işte. Onu kapatıyorum, bunu açıyorum, bilmem ne yapıyorum. Şimdi doğrudan YouTube'da yayın yapınca canlı yayını yükleme sorumluluğu kalktı. Çünkü yaptığın atıyor yayın orada, kenara. Orada zaten yüklenmiş zaten oluyor aynı anda. Kaydı değil yani, post ediyorsun, yapıştırıyor ya bittiğinde. Yani sen yayını yapınca o video orada zaten yüklenmiş ama oluyor. Ama bu büyük sıkıntıymış işte, evet. Büyük bir sıkıntım var dedi. Ne oldu abi dedim. Bu yarım saat ve bir saatte arada ben ne yapacağımı bilemedim. Boş kaldım dedi. Daha konuyu söyleyeyim sana. Ben ikinci yayına geç kaldım. Nasıl? Geç kaldım abi. Arada ben çünkü o benim için 40 dakikalık bir süre var. Ben o arada bak yani yayının yazılarını hazırlıyorum. Yapılacak işlerini yapıyorum. Ve o arada mesela bir kahve yaparım sürekli. Kötü alışkanlığım var. O kötü alışkanlığımı yaparım. Ya ben bunların hiçbirini yapacak zaman kalmadı. Fakat bir yandan da bakıyorum. Ya benim daha saat... Var yayına girmeme, ben bunu düşünürken onu mu yapayım bunu mu yapayım derken geç kaldım. Yani. Hiçbir şey yapmamaktan. Vallahi bak ilk yaptığım gün yani işte bu geçen hafta cuma günü. Yani geçen insanlar şahit geç kaldım ikinci yere. Ve hiçbir şey yapmadığım için geç kaldım. Halbuki bir şey yapsan onun zamanı belli. Biliyorum ben periyodu var onun yani onu yapıyordum. Boş kalınca. Alışkanlık böyle bir şey. Hayat öyle bir şey aslında. O alışkanlıkların peşine takıldığın andan itibaren hayatını aslında o alışkanlıkların emrine vermiş oluyorsun. Doğru, rutinini belirliyorsun değil mi Cahit Hocam? Yani rutin gidiyor orada. Rutin demek ölüm demek aslında. Aynı zamanda rutine mecbur kalıyorsun. Hı hı. Ve o rutinde en ufak bir oynama olduğunda hani uyku saati bile gecikti diye kaygılanan var. 12 oldu uyuyamadım. 12-10'da uyursun ne fark eder. Çocuk derse 5 dakika kal. Eyvah bir balta hesap olamayacaksın. Sadece 5 dakikaya. Hani burada belirleyici olan değil mi? Son 5 dakika işte tam da oydu. Ah be oraya geç kalmasan Cumhurbaşkanı olacaktın ama bitti artık. O son 5 dakikada televizyona daldı ya çocuk ondan başbakan olamadı. Hani öyle bir şey ki alışkanlıklar. Yani şey o kadar enteresan ki. Aslında çok da geçen sefer sorduğum soru aslında. Hani belli bir gözlükle bakmak, o alışkanlıklar, onlar. Senin gözünden nasıl görünüyor? İnsanlar dedesinden kalma partiye bile onun dedesinin seçtiği partinin devamına oy veriyor. Dedesinin peşinden gittiği lider ölmüş. Ondan sonra gelenler ölmüş. Üstüne üstlük o partinin politikaları çok da uyuşmuyor. Ama gidip oy veriyor. Seni dinlerken seni belli kimisi tehdit olarak görüyor. Kimi seni çok seviyor. Kimisi yayın içinde seni bir seviyor bir dövüyor. Hani var canım bir sürü tür var. Ya şöyle. Nedir onların hikayesi sence? Nasıl algılıyorsun? Birkaç grup var. Deneyimle. Bence hakikaten tam dediğin gibi ayırmak lazım bunları. Bir grup var ki şimdi onlar senin geçmişten yaptığın işleri de izlediyse işte benim radyo programlarımı, televizyon programlarımı izlediyse gerçekten severek geliyor. Hı. Yani onların sana açtığı acayip bir kredi var. O seninle yürüyor. Doğru. O yani bu ya bu adam 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir şey yapacaktır diye kafasında bir şey var. Bir gerçek grup var. Takipçiler. Ha, gerçek takipçi doğru. Bir grup var seni ilk kez orada izliyor. Söylediğin şey etkiliyor ve devam ediyor. Benim asıl sevdiğim izleyici o. Çünkü o seni etkilemeye de başlıyor. Mesela izleyici beni şu 18-19 aydır
gerçekten değiştirdi. Şu noktada. Bir araya soru sokacağım. Yani benim hayatımda tanıdığım, beni olduğu gibi kabul eden insanlar benim gelişmemi engelliyorlar. Beslememeye başlıyor. Ha doğru. Çünkü yeni gelen ve sorular soran kişi seni de besliyor. Ya tabii bir farkı yok. Seni bir şey tercih yapmaya zorlamıyor. Ya amacı bu olmadığı halde. Ya, tabii. Aslında seni öyle kabul ettiği için senin gelişmeni görmeyebiliyor bir. Beslemekte de vazgeçiyor aslında. Bak tam işte söyleyeceğim buydu. Bu ikinci grup benim sevdiğim dediğim izleyici türü beni değiştirdi. Şöyle ben yayının ilk 6 ayında 6-7 ayında çok sert. Sonrasında biraz daha yumuşamakla birlikte devamlı trollerle kavga ediyordum. Ciddi kavga ediyordum. Mesela son bir aydır benim gerçekten çok güvendiğim izleyicilerim var. Yayın sonrasında da mesaj atarlar. Bunların içinde mesela çok AKP'li var. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani şöyle kabaca bir rakam verebilirim. %15 neredeyse AKP'li izleyicim var benim. Bu çok mutlu edici bir şey. Çok değerli de bir şey. Çok. Çünkü tam da yapmak istediğim bu işte. Sen çıktığın zaman ekran diyorum hala yılların alışkanlığı. Neyse sonuçta ekran oraya. Yani telefon ya da bilgisayar. Çıktığın ya da anda televizyon. Çünkü AKP seçmeni seni verili gerçek olarak şöyle görüyor. Aa bu adam tamam muhalif bu. Ya niye bir sus dinle ne diyeceğimi dinle. Bu %15 çok kıymetli ve bu insanların da dahil olduğu bir kitle beni değiştirdi. Dediler ki bu kadar yoğun kavga, trollerle kavga bizi konuşacağımız konudan çok uzaklaştırıyor. Yapma. Hı. Yapma, bırak. Kendi işlerini çözüyorlar şimdi. Onlar mesela trolleri kendileri ifşa ediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, yazışıyorlar. Ama troller bir şekilde kalacak olan kalıyor zaten. Paralı kiralananlar var çünkü bunların içinde. Yani bu konuda katkı verenler AKP seçmenleri de. Tabii tabii onlar da var içinde. Hı-hı. Yapmayın bunu yapmayın. Ya çünkü adam şunu düşünüyor. Ya kardeşim bak burada biz aynı şeye inanmıyoruz. Bize hep şunu söylüyorsun. Biz aynı şeye inanmayalım. Aynı partiye oy vermeyelim. Ya konuşmaktan korkmayalım. Bizim derdimiz bu. Böyle diyorsun sonra bu adamla kavga ediyorsun. Benim zamanımdan çalıyorsun. Bu çok kıymetli bir şey. Çok işte. Değerli bir eleştiri. Bir grup bu. Söylediğinle yaptığın arasındaki tutarlılık insanları etkiliyor. Etkiliyor işte. Aynen. Benim de tam yapmaya çalıştığım bu. Çünkü bir yanıyla da gazetecinin temel işi budur zaten. Hani bugün gazeteci deyip baktığın zaman yani ben yüksek lisans yaptım gazetecilikte. Bitirmedim gerçi master tezimi vermedim ama gazeteciliğin o kadar çok tanımı var ki. Benim en sevdiğim tanımlardan bir tanesi şu. Diyor ki gazeteci normal sıradan bir vatandaşın gün içinde yapmak isteyip yapamadığı, araştırmak isteyip araştıramadığı konularla ilgilenen, bununla ilgili çalışmalarını yazılı ya da görsel medyaya aktaran kişidir. Besin veren aslında. E tabii işte besin. Yani ben onun merakını da gidermek zorundayım. O da diyor ki benim merak süremden çalıyorsun. Bir dakika. Benim karşıma böyle çıktıysan o zaman bana borcum var kardeşim, o kadar basit değil. Sen bu süreyi bununla geçiremezsin. Bu çok kıymetli. Bir grupta var ağzınla kuş değil. Basininle balık yakalasan yaranma şansın yok abi. Çünkü o sana küfretmeye geliyor. Neye bağlıyorsun? Bu çünkü her tarafta var. Yani bir tarafta değil. Zaten şuna bağlıyorum. Ben çok net. Bunu ben izleyicilerime de söylüyorum. Artık onlar da biliyorlar. Bu insanlar aslında çoğunluğun rahatlığından yararlanmaya çalışan tipler. Çünkü bunu yaptığın zaman mesela bugün ben yayında da sabah anlattım. Hani burada da sizlerin arasında da söyleyebilirim. Sizin izleyicileriniz de duysun. Bir grup futbolcu biliyorsunuz. Topçu ve popçu. İşte ülkenin gelişimi için, istikrar için biz evet diyoruz falan diye bir kampanya. Bir de çok komik. Kardeşim çağrını aldım falan filan diye böyle anlamsız bir mesaj üzerinden. Bu sadece çoğunluğun konforundan yararlanmaya çalışmak gibi bir acziyet aslında. O adamların yaptığı da aynı bana saldıran trollerin. Çünkü bunu yaptığında ne diyor biliyor musun o? Bak ben Ünsal'dan yana değilim. Bu onun için büyük bir rahatlık çünkü hemen cephenin öbür tarafına geçiyor. Orada hayat çok kolay. Hmm. Ünsal ve Ünsal gibilerden olmamak çok büyük bir rahatlık. Çünkü sana bir sürü şey sağlıyor. Ama herhangi bir şekilde Ünsal ya da Ünsal'a benzer bir adamla yan yana konumlandığın anda sen de sorguya tabi tutulanlardan oluyorsun. O konfordan yararlanmak isteyenler onlar. Seçkinlerde yani şimdi... sonuçta bir ülke kurguluyorsun ya da bir ülke kurguluyorsun ya da bir yapı kurguluyorsun ya da bir şirket fark etmiyor. Burada bir ülke kurguluyorsun. Ülkede senin gibi düşünenlerin olduğunda ve onlar birlikte hareket ettiğinde ilerleyemeyeceksin aslında. Senden farklı düşünenler senin besin maddeleri. Ya senin tabii. Anlattığın hikaye gibi. O zaman burada seçki neye göre gidiyor? Yani Ünsal gibi olanlar derken Ünsal dahil olmak üzere söylediklerinin içinde besin maddelerini nasıl alıyorlar? Yani birileri kısa bile aslında besin materyallerinden evet, alıyorlar. Sorun çok güzel, buna da bir örnek var. Benim bu yayınlar sırasında hep izleyiciye de anlattım işte 1,5 senedir. Ya 3 kişi
3 kişi şu düşünce tarzına sahip olsa, değişse ben karlıyım. Gerçekten sırf bunun için bile yapılır. Benim yayınıma troll olarak başlayıp, sabit izleyicim olan var benim. Ve bu bir üniversite öğrencisi. Sadece o kişi için bile. Bu işi yaptığıma mutluyum ben. Çünkü bana çocuk şöyle bir şey yazdı. Ben ara ara canım çok sıkıldığında açar o maili okurum. Hala saklıyorum çünkü. Abi sen benim hayatımı değiştirdin diye yazdı bana. Çok çünkü güzel. Buradaki hikaye benim onun siyasi görüşünü etkilemem falan değil. Bana aynen şunu yazmıştı. İlk başladığında hani troll olarak geldiğinde aynı hikaye inadına Tayyip diye başladı. Ben de ona dedim ki kardeşim bunu söyle de şimdi yeri değil. Biraz konuşalım ondan sonra söyle. Bana mail attı. Sen bana böyle dedin ama ciddi misin diye. Dedim ki tabii ciddiyim. Bana ne senin hangi lideri savunduğundan, kim oy verdiğinden. Sen benim hangi lideri savunduğumu biliyor musun? Yok. E tam bu da seni ilgilendirmez zaten. Sonra çocukla biz yazışmaya başladık ve sabit izleyicim oldu benim. Şimdi diyor ki o, ya başka şey düşünebiliriz. Abi bizim yapmamız gereken bu zaten. Aynı şeyi düşünmeyelim. Dediğin hikaye abi işte hani çok meşhur klişedir ya. Bin çiçek açsın, bin fikir yarışsın abi. Uzlaşmak zorunda değiliz. İnsanlar Türkiye'de bunu anlıyor. Bizim coğrafyamızda. En temel sorunlarımızdan biri konuşabilecek zemini kaybettiğimizi evet düşünmek. Uzlaşmaya çalıştığında kaybediyorsun. Çünkü uzlaşmak değil burada asıl olan. Konuşmak. Uzlaşmamız karşılıklı gerekiyor. Yok abi öyle bir zorunluluk yok. Konuşamayacak boyuta gelmiş olmamız en tehlikeli. Tabii. Dahası artık konuşabileceğimize olan inancımızı da kaybetmiyoruz. Bu açıdan da seni konuşturmak istemeyenlerin ekmeğine yağ sürüyorsun bir de bunu yapar. Aynen öyle. O açıdan tavrın da insanlara söylediğin de onları dinleme yöntemin ve onlara ilettiklerinde bence çok değerli diyorum gerçekten. Yani bir ya da on ya da bin. Fark etmez ki ya. Bu biz konuşabiliriz. Aynı şeyi düşünmesek de biz evet. Bir araya gelebiliriz. Bundan bir karşılıklı yarar. Senin söylediğinden benim söylediğimden sen bir yarar çıkarabilirsin mesajının. Topluma yapılan en büyük iyilik olduğunu düşünüyorum. Bence öyle olmalı. Bunu yerleştirmeliyiz. Şey ne? Çatışma yönetimi diye bir şey var şirketlerde. Ve bütün yaşamda. Çatışma yönetimindeki yöntemlerden bir tanesi çatışmayı yönetirken uzlaşma var. Ama bu iyi yöntem değil. Hı-hı. Problem çözme diye bir yer var. Hani kazan kazan diye de tarif edilen. Onun için benim özetim şu aslında. Uzlaşmak değil birbirimize ulaşmayı becerebilsek ya doğru. Bu ortam olursun yeter. Ben sana ulaşayım, sen bana ulaş. Bir de şey, hani Konfüçyüs'ü atlamamak lazım. Konfüçyüs çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, senin bir koyunun varsa diyor, benim de bir koyunum varsa. Ben koyunumu sana verirsem, sen de koyununu bana verirsen, ikimiz de birer koyun olur. Bir şey değişmez yani. Ama senin bir fikrin varsa, benim de bir fikrim varsa, ben fikrimi sana verirsem, sen de fikrini bana verirsen, her ikimizin de iki fikri olur. Ama iki fikri olan bir toplum, tek fikri olan toplumlara göre büyür gider. Tabii. Yani Osmanlı'nın bir zaman bütün fikirler açık oluşu başta. O aydınlık oluşundan karanlık oluşuna geçişi, tek fikre dönmesi ve Batı'nın çoklu fikri alması, derebeylikten çıkıp usta başka bir yere götürüyor. Başka bir yere götürüyor. Çok net bir örnek vereyim. Dün sabah Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında şöyle bir haber çıktı. Aklı sıra bizim gazetecilikte geçirme haber dediğimiz haber türüdür bu. İşte okullarda Batılı fizikçilerle birlikte Arap fizikçiler, İslami İşte gökbilimciler falan da okutulacak. Aklı sıra şöyle diyor. Hani müfredatta çok ciddi laikliğe aykırı uygulamalar var ya çok net bu. Hı hı. Onların içine sokuyor. Bunu yayında okurken ben dedim ki arkadaşlar bunun nesi kötü? Nesi kötü? Tam tersine bunu öğrenelim ki İslam dünyası bugün neden geri kalmış buradan çıkartacağız. Oradayken ya, niye? Tabii abi İbni Haldun şimdi Twitter aç. Herkesin en az iki kere yazmışlığı var. Coğrafya kaderdir. İbn Haldun sen onu 140 karaktere sığdır diye yazmamış ki. İbn Haldun'un orada anlatmaya çalıştığı hikaye coğrafya kaderdir. Ondan 600 sene sonra Ruso kullanmış. Aynı cümleyi söylüyor o da. Ama o dönemde kimse İbn Haldun'u tanımadığı için Avrupa'da herkes Ruso'nun fikrini ayakta alkışlıyor. E söylemiş bu adam bana. 600 yıl öncesi. Evet. Bunu bak, bilmenin ne sakıncası var? Ne sakıncası var? Ya bütün dünyada savaşlar Avrupa'da büyük savaşlar, büyük kıtlıklar, büyük felaketler yaşanırken oradaki siyasi düşünce tarihinin içinde hani o çok meşhur insan insanın kurdudur homo homini lupus denildiği zaman Anadolu coğrafyasında insan insanın zehrini alır diyor. Yeah. Abi bunu anlatmakta ne kötülük var tam tersine bilelim bunu işte. Bir de şeyi de çok dikkat etmek lazım. Şimdi benim en tuhaf bulduğum hallerden bir tanesidir o. Yani kimin söylediğinden daha çok
ne söylediği önemlidir ya. Bu kıymetli bir şeydir. Ama burada şey de önemlidir. Özellikle toplumları manipüle ederken egemen güçlerin kullandığı yöntemlerden bir tanesi kimin söylediğinin söyletilerek kültürel bir emperyalizmin yayılması da var. O zaman her söyleyen kaynak kişilerin hepimizin kulağına gelmiş olması durumu doğru değerlendirmemiz, verileri doğru değerlendirmemiz sağlar. Onun için hani tamamen sana katılıyorum. Kimse neyse her bir kaynağı görelim, resmi açıklayalım. Abi 13. yüzyıla kadar bütün dünyada matematik biliminin ilerlemesinin gerekçesi bu topraklar. Yani onun sen şimdi var. Anlatıyorsun. Mesela diyor ki insanlar Molla Fenari. Evet, Molla Fenari kim abi? Fatih'in ünlü portresi var ya, belliğini çizmiş. Evet, onun yanındaki adam. Ne o adam? Ya dünyanın gördüğü en büyük matematikçilerden biri Molla Fenari. Fatih'in hocası. Fatih'in hocası, kapattık. Ne öyle? Niye abi? Ben Molla Fenari'yi niye bilmeyeyim? Tabii. Bak tam tersine elimizden bir takım şeyleri alıyorlar bunu yapan. Tabii. Bir takım kelimeler, bir takım söyleyişler. Biz kaybediyoruz, yoksullaşıyoruz bu zaman. Başka bir şey daha var. Sen ve senin çocuğun. Örneğin ben babamın yapabildiğini biliyorsam babamı geçmeye çalışıyorum. Tabii. Ve buna güveniyorum. Ben de benim çocuğum birlikte aynı topraklarda yetiştiğimiz insanların yaptıklarını ettiklerini bildiği zaman sanatta da, sosyal ilişkilerde de, bilimde de özgüvenle bir taşa yaslanarak zıplıyor ya. Tabii. Bu çok önemli, onu biliyor olmam lazım. Yani hani atomun enerjiden oluştuğu aslında en altyapı taşının şimdi söyleyene geliyor. Bunu ilk söyleyen Davut'u Kayseri. Tabii işte. Osmanlı'da milli eğitimin başındaki bir abi. Yani o kadar önemli bir şey ki bu. Ama bunu bildiğin zaman, eşleştirebildiğin zaman ilerliyorsun. Burada şöyle bir şey yok mu Azerbaycan gazetelerinde? Bir şey daha gireyim. Örneğin şimdi bizler şeyciler nedir bu hazine arayıcıları? Efsaneleri takip ederek hazine buluyorlar. Efsaneyi kimin söylediğiyle ilgilenmiyorlar. Ne zaman söylemiş? Bu efsanenin kaynağı nedir? Bize doğru bilgiye ulaşmak için o efsanelerin sahiplerine ulaşabilmeliyiz ki bilgi, kaynak, ona göre de hazineyi bulabilmeliyiz. Kim olduğu önemli değil. Milliyeti, o subusu ne fark eder ki? Sıradan yani, insan işte. Bu çatışan dilde şöyle de bir sorun yok mu Cafer? Farklı şeyler düşünüyor olabiliriz ama eğrisine doğrusuna bakmaksızın al işte oradaki işte Müslüman bilim adamlarının lafı edildiğinde bizim laiklik elden gidiyor, şunu yapıyorlar, evet, bunu yapıyorlar diye saldırdığında ya da herhangi bir çatışmada saldırgan tavır aldığında karşı tarafı kendi köşesine doğru itip savunmaya doğru yönlendirmiyor musun? İşte zaten burada kimin söylediğinin bize öğretilmesi bundan önce, bundan sonra ve gelecekte de aynı şekilde geçerli. Söyletiliyor olması ya, kimin söylediğinin bize özellikle dayatılıyor olması çok tehlikeli bir şey. Tengriz Atam'ın söyledikleri de aynı şekilde kıymetli. Pagan köklerden gelen bilmem ne Atam'ın söylediği de kıymetli. Fark etmiyor ki benim için. İnkal Atam'ın söylediği de kıymetli. Kızılderili Atam'ın da söylediği kıymetli. Önemli olan şey o bilgiyi neler söylemiş onları ulaşmak. Aynı oranda kim yine bu topraklarda. Kim önemli değil. İnsan, Hititlerin getirdiği uygarlık da benim malım, bana ait. Hiç fark etmek durumundayım. Vikinglinin de, Osetlinin de, işte Amerikalı'nın da. Hiç fark etmiyor. Yani ne fark bilgi insana aittir. Ve o bilginin bize ulaşması lazım. Bak, kültürün, bir şey koyalım. Kültürün tanımında da vardır ya. Mesela kültür tanımlarından da çok sevdiğim şudur. Kültür der, her şey gittikten sonra geriye kalandır. Geriye kalan paylaşmıyorsun ki abi. Geriye bıraktın ama bu açanın diye vermiyorlar. Öyle bir şey yok. Kültür bir bütün. Bu da aynı şekilde işte. Hikayeye böyle baktığın zaman da beni ilgilendiren noktası sadece şu. Konuşmak zorundayız abi. Konuşmak. Çünkü biz ilkokuldan başlayarak tabii aman geride kal, elini çok kaldırma. Sana bir şey sorulursa cevap ver. Niye ya, benim dünya ilişkim merak ettiğim 47 yaşına geldim. Tonla şey var abi. Niye sormayayım? Bilen adamı bulmuşken sormak istiyorum. Konuşmak da körler sağırlar ilişkisi içinde değil. Ya tabii. Karşıt olanla konuşabilecek yerde kal. Bak sen mesela buna ilgin olduğunu da biliyorum. Konuşmaktaki izleyicilere de ben yayınlarda da sık sık veririm. O şey haybeye konulmaz. İşteşlik bildirir o. Yani en az iki kişi lazım onun için. Karşılıklı yapıya gelmiş. O şeye girdiyse konuşmak, gülüşmek böyle bir şeydir mesela. Sizden başka en az bir kişi daha lazım. Bu çok güzel, bu çok değerli işte. Burada şey çok önemli. Konuşabilmek için duyabilecek, duyduklarıyla ilgili kaygısı olmadan kendisine de güvenecek cesur insan canlısına ihtiyaç var. Yetiştireceğiz abi. Onu çiftlikten alamıyorsun. Yetiştireceğiz onu. İşte onu bir kişi, yani 300 bin kişi içinden iki tane. Tavrından vazgeçmeyerek, ısrarcı evet olarak o kavga, çekişme
itişme neyse ayrışma ortamına gitmeyerek. Bak bu çok komik bir şey anlatayım mı? Hükümetin de dirençli olarak. Yazı yani yayını uzattık mı bilmiyorum. Şunu da anlatayım. Bu önemli çünkü. Ben yayınlara ilk başladığımda işte diyorum hani klasik bir muhalif tanımlaması içinde gidiyorum falan filan. Bu arada bir grupta hani demin anlattığım o ilk grupta ya, bu adam ben izlerim ya zaten. Bu benden. Neyse o benden. Bir hanımefendi yayında çok da güzel kendini ifade eden bir AKP'li izleyiciye koyunsun sen dedi. Ve ben uyarısız attım yayından onu. Yayınların benim aslında hani dönüştüğü an odur. Daha böyle bir aylık falan yayınlar. Çünkü kimse şunu beklemiyordu. Hani ya en azından bu kadını tolere eder. Neden? Şimdi bu da muhalif görünüyor. Evet öbürü de AKP'ye çaktı. Evet o zaman buradan yürü. Bana ne kardeşim? Bu değil ki. Tam tersine bizim yapmamız gereken. Bak hiçbir şey kazanmadık biz. Bidon kafalı demekten kazanmadık. Göbeğini kaşıyan adam demekten kazanmadık. AKP'liler karşıdan çıkıp ateist, vatan haini, dinsiz falan demekten kimse kazanmadı. Ya arkadaş biz bu toplumda yani İslamiyet Türkiye'de yeni kabul edilmişti ki bu topraklarda. Benim bildiğim kadarıyla Talas Savaşı'nı AKP yapmadı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir parti savaşı değil bu. Yok canım. Sonuçta böyle bir şey yapıldıysa ya bırak insanlar kendi yaşayışları içinde devam etsinler. Laiklik bunun güvencesi ve tam da bunun için ihtiyacımız var işte bizim. Herkes yaşasın abi. Kimse kimseye bidon kafalı demesin, göbeğini kaşıyan demesin. Namaz mı kılacaksın? Kıl. Oruç mu tutacaksın? Tut. Ama sen de diğerine karışma. Eleştirirken Kadıköy vapurunda kucak kucağa oturuyor diyemez. Bu ülkenin cumhurbaşkanı da olsa diyemez. Kimse diyemez. Dememeli. Şeydi Finlandiya'daydık. Bir rehber vardı. Rehber bir hikaye anlatacak. Ve bu hikayeler aslında bu vardır yani afyon patlaması. Aslında Kabadayıları bir ilgili hikayedir. Fakat kendince şöyle bir cümle yaptı. Bektaşiler dedi. Sonra cümleyi şöyle tamamladı. Biraz daha light olarak inanırlar ya. Müdahale ettim adama. Dedim herkesin inancı kendi içinde bir bütündür. Sen arkadan light ya da başka bir şey söyleyemezsin. Adam Üsküp'e sonra, gidip görsün Bektaş Tekkesi'ni hala sabahları buluşma noktasıdır. Adam sonra geldi özür diledi. Birbirimizi aynı zamanda besleyerek yürümeliyiz. Kimse öteki değil. Hiç kimse. Ya birbirinin öteki olduğunu kabul ettiğin zaman aslında kendini ötekileştiriyorsun. Aynen. Ona göre sen kendini konumluyorsun. Aynen. Ben senden, ya sen benden değilim dediğin anda ben de senden değilim koyuyorsun. Böyle bir saçmalık. Tanımı kendin yapmış. Tabii. Ya tadı bitmiyor konuşmanın. Ama çok güzel. Çok teşekkür ederim. Kahve içmeye çok geciktim bu arada. Sağ olun. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Eyvallah. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. Kahve sohbetlerimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüş, öneri ve sorularınızı bikahveecelimusta@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Bir de şu logomuza tıklayarak abone olur musunuz?